Aldıysam atacağım abi. Vallahi. Ekmek geliyor mu? Şeker bir kere atalım. Çünkü tempo püf noktası acı biberdir. İsot. Urfa isotu. Etidir. Bir de sevgimizi koyuyoruz bunun içine. Urfal olarak. Ondan sonra 10 numara çıkıyor. Çikolata bile aynı zamanda yoğrulduğu gibi anında yenilecek. Anında. Yani normalde dışarıda yapılan çikolata gibi değil. 2 gün 3 gün bekletilmiyor. Bu etli olduğu için hemen yenilmesi lazım. Şu anda bile serviste geç bile kaldık yani. Bu gecemizi size hoş geldin demek üzere şube başkanımız Sayın Satık Külfetoğlu Bey'i hitap etmek üzere ona buyurun diyoruz. Rabbim birlik, beraberlik, dirliğimizi bozmasın diyorum. Allah yolumuzu açık etsin. STK başkanlarımız burada, belediye başkan yardımcılarımız, meclislerimiz burada. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı eğlenceler diliyorum. Birazdan çiğ köftelerimiz gelecek zaten. Ben Abbas Pallat, Genç Anurfallar Dernek Kurucu Başkanıyım. 2017 yılında kurulmuş bir derneğiz. Bizim kardeşliğimiz sözde değil, gerçekten özledi. Her iki derneğine karar defterinde de yazılı. İnşallah bu kardeşlik diğer illere de sirayet eder ve devam eder diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Tanışma faslı olduğu için Hamza Gönenç, Kastamonu Pınarbaşılıyım. Küçükçekmece Belediyesi'nde başkan yardımcısı olarak görevim var. Benim ismim Recep Şencan. Biz aslında Makedonya göçmeniyiz. Doğma büyüme Küçükçekmece'deyiz. Şu anda Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yapıyorum. Hamza Başkan'la beraber çalışıyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. O programın hazırlanmasına da öncelikle Temel Başkanımıza ve Recep Başkanımıza teşekkür ediyorum. Güzel bir programdı. Benim adım Sami Şahin. Sinop Türkeli doğumluyum. Mali müşavirim ve Büyükşehir Meclis Üyesiyim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Masa üzerindeki bayrakların bir tarafı Türk bayrağı, bir tarafı firma bayrağıdır ya, biz de o bayrakların iki tanesini, biri Urfa, biri Kastamonu flaması oldu, biri de Türk bayrağı oldu. Onu da Satı kardeşimize, Abbas kardeşimiz alkışlarımıza takdim ediyor. Peygamberler şehri Şanlıurfa, Evliyalar şehri Kastamonu kardeşlik anısına 37+63 eşittir 100, %100 kardeşlik. Her iki logomuz ve Türk bayrağımızla birlikte. Arkadaşlar biz kardeşliğimizi ilan ettik. Darısı sizlere. Nikah kıydık başkanım. Siz de şahit olduk. Şahitsiniz siz de. Başkanım, bakalım başkanım. Burası Kastamonu Dayanışma Derneği'nin Küçükçekmece Şubesi. Bu derneğimizin merkezi 1985 yılında 33 yıl önce Beşiktaş'ta kuruldu. Sonra 88 yılından itibaren şubeleşmeye başladı. Bizim Küçükçekmece Şubemiz 97 yılında 3. şubesi olarak faaliyete geçti. Bu sene 21. kuruluş yıl dönümünü kutladık. Biz de bu derneğin ana merkezinin kurulduğu yıllardan itibaren dernekçilik ve cemiyetçilik yapıyorum. Çeyrek asırı aşkın bir zamandır dernekçilik yapıyoruz. Doğrudur. Ben bu derneğin ilk başkanıyım. Daha sonra Esenyurt Şubesi'nin, Adalar Şubesi'nin, son 2 ay önceden de kurmuş olduğum Başakşehir Şubesi'nin yönetim kurulu başkanıyım. Bu işi severek yapıyorum, isteyerek yapıyorum, gönül vermişim. Bizden sonra gelen STK'lara da örnek olmak istiyorum. Biz Türkiye'de bir ilki başardık, doğrudur. Doğu ile Batı'yı birleştirdik. Güzel bir kardeşlik ve sevgi köprüsü oluşturduk. Plakalarımızı topladığımız zaman 37 ile 63'ü 100 yaptı. %100 kardeşlik sloganıyla yola çıktık. Daha sonra Kastamonu Evliyalar Şehri, 17 bin evliyanın
yaşamış olduğu tarihi ve manevi değerleri yüksek, Zemzem suyunun damarlarının Kastamonu'dan aktığı, İstiklal Savaşı'nda en çok şehit veren illerden birinin arasında Kastamonu olduğu, İstiklal Savaşı'nın İstiklal Marşı'nın Nasrullah Camisi'nde okunduğu, Türkiye'de ilk lisenin açıldığı bir kent olarak, en son zamanlarda da tarihi kent olarak yer alan 2018 kültür başkenti olan bir Kastamonu'nun evlatlarıyız. Şanlıurfa'da Peygamberler Şehri, onu arkadaşımız kendi memleketini anlatacaktır. Biz sıcak bir samimiyetlik kurduk, kardeş olduk, kardeş derneği oluşturduk, sonra kardeş fidanlığı oluşturduk. Her birimizin adına fidanlar yetişsin, bizden sonraki gelen nesiller, atalarımız bu fidanları dikmişler, kardeş olmuşlar. Biz bunu devam ettirelim desinler istedik. İkili ilişkilerimizin kardeşliğe devam ettiği gibi diğer derneklere de örnek olmak istedik. Biz bu akşam Türkiye genelindeki Küçükçekmece'de faaliyet gösteren il derneklerimizi davet ettik. 46 derneğimiz bu akşam burada bizim mekanımızı ziyaret etmiş oldu. 46 derneğimizin içerisinde mutlaka fire veren olabilir ama ulaşamadığımız da olabilir. En kısa zamanda 50 üzerinde dernekle Küçükçekmece'de kardeşliğimizi diğer illere de yayıp örnek olacağız diye düşünüyorum. Az önce yanlışlıkla güzel bir şey söylediniz. Kastamonu çiğ böreği, Şanlıurfa çiğ köftesi dediniz. Ne kadar da güzel söylediniz. Aslında hemen düzeltmek istiyorum ama kibar düzeltmek istiyorum. Buradaki sıcaklık, samimiyetlik sanki ekmek fırını gibiydi. O çiğ böreği sanki burada bir pişirmiş gibi olduk. Aslında çiğ değildi tabii. Evde pişmiş gelmiş. Kastamonu yöresi, yöresel böreklerimiz ve yöresel el yapımı tatlılarımız ikram edildi. Şanlıurfa'nda yöresel çiğ köftesi ikram edildi. Ama iyi ki de o cümleyi söylediniz. Buradaki samimiyetlik ve sıcaklık börek pişirecek kadar güzeldi. Bütün katılan arkadaşlarımıza, STK yöneticilerimize, bizi sevenlere yürekten teşekkür ediyorum. Bu derneğimizin kamuoyuna duyurulmasında, etkin olmasında, diğer derneklere örnek olmakta, faaliyetlerini, emeklerini, maddi manevi desteklerini esirgemeyen KASTER'in, Kastamonu'ların bütün yönetim kurulu üyelerine, kadın kollarına, gençlik kollarına, bizi seven, dışarıda kalan bütün Kastamonu'lara teşekkür ediyorum. Bu kardeşliğimizi pekiştiren ve diğer illere örnek olan Şanlıurfalı kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. İnşallah kardeşliğimizi biz bugünkü şartlarda sözde değil özde olduğunu, baki kaldığını, daimi sürdüreceğimizi ifade ediyoruz ve bunu inşallah devam ettireceğiz. Ama bu bayrağı alan arkadaşlarımız, KASTER'in yeni başkanları olur, Şanlıurfa'nın diğer başkanları olur. Bizim hedeflerimizi, düşüncelerimizi devam ettirirlerse daha çok mutlu olacağız. Bu burada kalmamalı. Bizde devam edecek ama bizden sonraki nesilde inşallah bayrağı aldıktan sonra daha güzel yerlere getirecektir. Küçükçekmece'deki STK'larla da bu kardeşliğimizin biraz daha genişletilip diğer illere de örnek teşkil edeceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ve sizin de bu kanal olarak bizi yalnız bırakmadığınızdan, Makedonya'da, Kosova'da, yurt dışındaki o güzel kardeşlik programlarımızın da bu akşam burada sergilediğinizden dolayı bütün sizlere, daha sonra ekrana yansırken mutfakta çalışacak bütün meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum peşinden. Çünkü ben de meslektaşınızım. 30 yıldır gazetecilik yapıyorum, 7 yıl televizyonculuk yaptım, 2 yıldır radyoculuk yaptım. Yani yaşantımın %50'sini de gazeteci olarak geçirdim, dernekçi olarak geçirdim. Ömrümü hizmet etmekle geçiriyorum diyebilirim. Teşekkür ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş Balkan TV izleyicilerine de saygılarımı iletiyorum. İsmim Abbas Parlak, Genç Şanlıurfalılar Dayanışma Dernek Kurucu Genel Başkanıyım. Aynı zamanda Şanlıurfa Platformu Başkan Yardımcısı görevini yürütmekteyim. Bizler 2017 yılında kurulmuş bir derneğiz. Burada Küçükçekmece'de örfümüzü, adetimizi, geleneklerimizi, anneannemizi burada yaşatmak için kurulduk. Öncelikle Şanlıurfa'mızı tanıtmamız gerekiyordu. Niye Şanlıurfa? Çünkü Şanlıurfa peygamberler şehridir, enbiyalar şehridir. Peygamberlerin babası olarak bilinen Hazreti İbrahim'in doğduğu kenttir. Dünyanın ilk üniversitesinin olduğu, Harran Üniversitesi'nin olduğu kenttir. UNESCO'da belirtilen Göbekli Tepe ile dünyanın ilk mabedinin olduğu yerdir.
Üsküp'te beraber tekne turuna gittiğimiz zaman da aynı şekilde Fırat'ımız vardır. Orada da Halfeti'de tekne turumuz mevcuttur. İnşallah oraya gittiğimiz zaman da orayı göreceğiz. Çünkü Urfa bir medeniyetler şehridir. Bir dünyada kurulan ilk şehirlerden bir tanesidir. Burada da Küçükçekmece'de, İstanbul'da, Gurbet'te diğer şehirdeki vatandaşlarımıza da Urfa'yı anlatmamız lazımdı. Eyüp Başkanımızla başlayan bir abi kardeşliğimiz daha sonra dernekler arası derken iller arasında oldu. Güzel programlar, çiğ köfte etkinlikleri, kardeşlik gecesi derken birçok program ve etkinlik burada yapma fırsatı olduk kardeşlerimizle birlikte. Ramazan ayında Balkan Derneği'nin bizi misafir etmesiyle Kosova ve Makedonya ziyaretlerimiz oldu. Oraları da görme şerefine nail olduk. Orada iftar programları çok güzel bir programları yaptıktan sonra burada da Küçükçekmece'de de bütün dernekleri bir arada toplamak için bir seferberlik başlattı kardeşlerimizle birlikte. Allah razı olsun, Balkan derneklerimiz başta olmak üzere Kahramanmaraş, Avşin derneklerimiz, Giresun derneğimiz, Sivas ve diğer bütün şehirler dernek başkanlarımızla bir program düzenledik. Burada Şanlıurfa'mızın etli çiğ köftesini, acılı mirasını ikram etme şerefine nail olduk. İnşallah bu birlik ve beraberliğimizi Küçükçekmece'de de sergileyerek daha güçlü ve kuvvetli olacağız. Bu gece güzel bir etkinlik oldu. Kaster, Kastamonuların Çatı Derneği. Biz bu işi iyi yapıyoruz herhalde Eyüp Bey sayesinde. Allah razı olsun, bizim önderimizdir. Kastamonu, bizler Şehit Şerife Bacı'nın torunlarıyız. Abdurrahman Paşa Lisesi'nin tahtasında şöyle bir yazı var. Çanakkale Harbi'ne giden 14-15 yaşında gençler, hocam bizi yok yazmayın, biz Çanakkale'ye gidiyoruz. Şuurunda, atalarımızın izinde Halimi Çavuşlarla, Şehit Şerife Bacılarla kendini ispatlamış bir ilin evlatlarıyız. Nasıl ki Fatih Sultan Mehmet'in annesi Hüma Hatun Kastamonluysa, Şeyh Şaban-ı Veliler Halvetilik'te Kastamonluysa, Ahmet Yesevi dönemindeki Allah dostları 17 bin evliya Anadolu'ya Kastamonu'dan yayıldıysa, bizler kendimizi bu çerçevede şanslı biliyoruz, şanslı sayıyoruz. Kastamonu Batı Karadeniz ilimizin, Batı Karadeniz bölgemizin güzel ve güzide bir ili. Türkiye'nin en uzun sahil şeridine sahip, kayak tesisleriyle, plajlarıyla kendini ispatlamış, daha doğası bozulmamış, kanyonlarıyla, kalesiyle, kulesiyle, her şeyiyle, tarihiyle 2018 kültür başkenti seçilmiş bir ilimizdir. Kaster Küçükçekmece Şubesi olarak biz İstanbul'daki asli vazifemiz Kastamonulara sahip çıkmak, onları sahipsiz bırakmamak, örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi İstanbul'da yaşatmak amacımız. Bunun için elimizden gelen mücadeleyi gecemizi gündüzümüze katarak sağlamaktayız. Şimdi bir gece yaptık. Kastamonu ve Şanlıurfa gecesi. Adına da dedik ki Evliyalar şehrinden Peygamberler şehrine gönül köprüsü. Çünkü Türkiye'nin ilk lisesi Kastamonu Lisesi, dünyanın ilk üniversitesi Harran Üniversitesi. Şimdi Eyüp Bey demin güzel bir söz söyledi. Dedi ki, Türk'ün Kürt böreği yediği, Kürt'ün Türk kahvesi içtiği bir ülkede bizim birliğimizi, dirliğimizi kimse bozamaz dedi. Ben buna katılıyorum. Biz kardeş olduk. Bu akşam da buraya gelen STK başkanlarımız, temsilcilerimiz, belediye başkan yardımcılarımız ve diğer dostlarımıza da geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizler de var olun. Bizleri bu ekranlara taşıdığınız için teşekkür ediyorum derneğimiz adına.